Herkese yeniden merhabalar, ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yüzümde görmüş olduğunuz bu mat makyaj yapacağız. Bugün niye bu kadar süslüyüz püslüyüz? Çünkü benim bugün canım bu kadar süslenmek istedi. Hiçbir sebebi yok. Evde boş boş karantinada otururken dedim ki ben bugün ağır bir makyaj yapmak istiyorum. Canım böyle ağır, yoğun, dumanlı, dramatik bir makyaj yapmak istiyor. Yapayım ben bunu dedim ve videoya oturdum. Umarım sizler de benim kadar keyif alırsınız makyaj yapmaktan. Yaparsanız ve aşağı yorum bırakırsanız da mutlulukla okurum. Hadi bakalım videoya geçelim. Bakalım bu makyajı ben nasıl yapmışım. Açılışta da söylediğim gibi bugün mat makyaj yapacağız. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Hemen bazımı süreceğim. Mat makyaj yapacağım için mat bir baz uyguluyorum. Hemen çok hızlıca fitimi uygulayacağım. Kullandığım miktar az geldi. Ben tam kapatıcılık istiyorum bugün. O yüzden bir kat daha süreceğim. Mixing concealer'ını, göz altlarımı ve cildimde kapatmak istediğim her neresi var. Fit Me ile de aydınlatmak istediğim yerleri aydınlatıyorum. Şimdi hemen bir krem kontür uygulayacağım. Bunun için de NYX'in Wonder Stain'i kullanıyorum. Kaşlarımı şekillendiriyorum ve pudra adımına geçiyorum. NYX'in Contour Highlighter paletini kullanıyorum ben bugün. Buradaki şu iki pudrayla yüzümü sabitleyeceğim ve aydınlatmak istediğim yerleri aydınlatacağım. Kontür renkleriyle de yaptığım kontürün üzerinden geçeceğim. Şu renkle yapmış olduğum krem kontürümün üzerinden geçeceğim. Hemen şu iki bronzer rengini birbirine karıştırarak Silke ülkemizden çekildi ama şöyle şahane sadece mat farlardan oluşan bir paleti var Silke'nin. Ben bugün bu paleti kullanacağım. Yeşil kahve tonlarında bir makyaj yapacağım. Gölgeli bir makyaj olacak bu. Ten rengi farımı alıyorum ve tüm göz kapağımdan bir tur geçiyorum. Sonra bir koyu ten rengi farımı alıyorum. Onunla sadece katlama bölgemden geçiyorum. Burada artık küçük küçük yan bir V çizmeye başlıyorum. Sonra paletik açık kahve rengini alıyorum. Ve yan bir V çizip bunu da atıyorum. Son koyu kahveyi alıyorum. Daha dar bir alanda karıştırarak gene bir V çiziyorum.
böyle bir görüntü elde ediyorum. Bu saatten sonra ben artık gözüme yeşil eklemek istiyorum. Şöyle bir yeşil var palette. Bu yeşili ben göz kapağıma oturtuyorum. Bu far paletini seçmemin sebebi şu, çok pigmentli ama çok da mat farlar. Mat farların en büyük özelliği dağıttıkça yok olmaları. Bu palette öyle bir sorun çok yaşanmıyor. Ve tam halim mat farları da aynı şekilde böyle sorunlar yaşamayacağınız farlardır. Onlarla devam edebilirsiniz. Şimdi karıştırma bölgesini çok hafif dağıtıyorum. Sürdüğüm bölgenin. Ve gözümün dibine. Tekrar sürmüş olduğum koyu kahveyi bir daha oturtuyorum. Ve bu haline getirdim. Şimdi gözümün iç tarafını boş bıraktım. Orayı önce ten rengi mat farımla, az önce kullanmış olduğum yani mat farımla aydınlatıyorum ve palette şöyle bir beyaz mat bir far var. Sadece göz pınarlarımı aydınlatıcı sürecekmiş gibi yerleştirdim. Mat ama istediğim aydınlığı bana veren bir hale geldi. Biraz parmağımı yumuşatıyorum. Beyaz olduğu için çok kontrast oldu çünkü. Ve bu hale geldi. Hemen kahverengi bir eyeliner çekeyim. Bunun için de Inglot'un gel eyeliner'ını kullanıyorum. Sadece kuyruk yapacağım. Şu şekilde sadece bir kuyruk yaptım. Ve kalınlığı eyelinerımı yüz göz kapağımın iç tarafına çekeceğim. Maskaramı uyguluyorum. Ve ben hemen diğer gözümde yapıp geliyorum. Evet, ben diğer gözümde yaptım ve geldim. Bu hale getirdikten sonra göz altlarım bana birazcık boş göründü. O yüzden gözümün üzerine kullanmış olduğum açık kahverengini ya da yeşili. Yeşil bence çok daha tatlı duracak. Kesik uçlu az önce kullandığım eyeliner fırçamı alıyorum. Çok hafif göz bebeğimin ortasına kadar getiriyorum ikisini. Çok daha iyi oldu. Şimdi dudaklarımı şekillendiriyorum ve mat makyajım sona eriyor. Dudaklarıma da mat bir ruj uygulayacağım. Kalıcı bir ruj uygulayacağım. Açabilirsem bugün. Evet, sonunda becerdim. Ve makyajımın son hali. Pozumu da verdiğime göre artık videoyu sonlandırabiliriz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer benden hoşlandıysanız lütfen aşağıdan kanalıma abone olun. Ve oradaki küçük can işaretini açarsanız ben her video yüklediğimde size bildirim gelecek.
aşağı yorum bırakırsanız da mutlulukla okurum. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.